Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda dolar tl kuru ile ilgili yorumlarımızı yapacağız. Dolar tl kuru ne olur? Dolar tl kuru yükselecek mi düşecek mi? Ve Moody's ile ilgili Türkiye hakkındaki görüşleri sizlerle birlikte bu videoda paylaşacağız. Moody's ile başlayalım hemen arkadaşlar. Moody's'in vermiş olduğu kararı hepiniz duydunuz. Moody's'in Vermiş olduğu karar e, Türkiye açısından neyi ifade ediyor? Hemen sizlerle bunu anlayacağınız bir dilden e, anlatmaya çalışayım. E, şimdi arkadaşlar e, bir iş yeri düşünün. Bu iş yerinin e, geliri 1000 e, lira olsun. Gideri de 2000 lira civarı olsun. İşçi masraflarıyla şunlarla bunlarla. 2000 lira da e, bu iş yerinin masrafı olsun. E, şimdi bu iş yeri her ay 1000 lira gelir. 2000 lira gider var e, bu 2000'den 1000'i düştüğünüz zaman geriye kalan 1000 lira e, bu dükkanın hanesine eksi yazmakta e, buna da e, bu dükkanın cari açığı diyebiliriz yani bu dükkan e, sürekli cari açık veriyor e, ve bu dükkana giren e, dolar miktarı 1000 lira e, çıkan dolar miktarı da 2000 lira Tabi bunun ve bu dükkanın yapmış olduğu e, borçları da var. Bu borçları ödeyebilmesi için her ay e, bu dükkanın 2000 lira ve 2000 üzerinde e, para kazanması lazım ki e, bu borçlarını da döndürebilsin. E, fakat gelir 1000 gider 2000 olunca e, maalesef işte bu borçların da geriye döndürülmesi e, zaman içinde zorlaşacaktır. Zorlaşması demek de e, bu dükkanın e, zamanla artık borçlarını ödeyemez duruma gelmesi ve e, bunun neticesinde de e, bu dükkanı kapatması anlamına gelecektir arkadaşlar. E, i̇nşallah e, bu dükkan kendini toparlar da zaman içinde böyle bir kapanma olayı yaşanmaz. E, fakat bu dükkan zamanında önlemlerine alsaydı arkadaşlar e, birikimde olan Paralarını harcamasaydı oraya buraya savurmasaydı şimdi bu dükkan rahatlıkla bu borçlarını döndürebilir seviyeye gelebilirdi. Mesela bu dükkanın zor günlerde kullanması gereken paraları işçinin zor günlerde kullanması gereken paraları başka yerlerde har vurup harman savrulmasaydı şimdi bu dükkan kendini kurtarıyor bir şekilde alabilirdi. E, fakat artık her şey çok geç. Tabii Covid-19'un geleceği, böyle bir salgının geleceği de e, ülkeler tarafından bilinmiyordu. E, fakat ben istihbaratların bu olayı çok öncesinden bildiğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bilmemeleri imkansız. E, tabii e, bu istihbarat olaylar e, çok uzuna da, da dayanmış olamaz. Yani kısa sürede. Bu olaylar çıkmadan 1-2 ay öncesinden ülkeler Bu hastalığı öğrenmiş olabilir fakat ne olduğunu anlamaya da çalışıyor Olabilirler şeklinde Düşüncem mevcut arkadaşlar Dolar TL kurunda gene Doğu Akdeniz bölgesinde olan gelişmeler takibimizde arkadaşlar özellikle Fransa Yunanistan ve Türkiye arasındaki Diyaloglar ve bu bölgedeki askeri olaylar Dolar TL kurunu yakından ilgilendiriyor Dolar TL kurunda bizler için takip etmemiz gereken önemli seviyeleri bizlere bildiriyor Dolar TL kuru 7.48 seviyesinden haftalık kapanış yaptı bu 7.48 seviyesi Dolar TL kuru için arkadaşlar güzel bir seviye yine güzel bir seviyeden kapanış yaptı Dolar TL kurunda bizler için önemli olacak seviyeler 7.43 seviyesi artık önemli. 7.43 üzerinde haftalık kapanışımız geldi. 7.43 artık bize dolar tl kurunda destek olacak. Moody's'in almış olduğu karar pazartesi gününe dolarda yukarı yönde bir hareket gerçekleştirebilir arkadaşlar. Bu da takibimizde olacak. Bunu da takip edeceğiz. 7.43 7.52 bant aralığı doların ilk takipte kalmamız gereken bant aralığı olarak gözükmekte. E, 7.52-7.43 bant aralığının yukarı yönlü aşılması halinde de arkadaşlar yukarıda e, 7.57 ve 7.63 bant aralıkları dolar tl kurunda gene takipte olmamız gereken ikinci bir bant aralığı olarak göze batmakta. 7.63 önemli bir seviye arkadaşlar. 763 Üzerine dolar TL'nin atması ve burada kapanışlara başlaması demek dolar TL'nin artık sekizli seviyelere doğru adım atması anlamını taşıyacağından dolayı özellikle 743 ve 763 bant aralığı bizler için çok önemli olacak özellikle de takip etmemiz gereken bir bant aralığı olarak gözükmekte çünkü 763 üzerinde artık yeni bir kanal oluşumu başlar ve bu kanalda 8'li e, seviyelerin artık dolar tl kurunda gözükmesi anlamını taşıyacaktır. Bizim kısada takipte kalmamız gereken en önemli kanal gene 743, 757, 763 kanalı. ve bu kanal takipimizde olacak. 743 altında sarkma olmadığı müddetçe yukarıda artık arkadaşlar 7.63'lü seviyelere doğru dolar tl kurunda ataklar görmemiz mümkün 7.43 altında önemli takipte kalmamız gereken bir destekte de gene 7.39 destek seviyesi bu destekte de artık dolar tl kurunda kuvvetli bir destek anlamına geldi bu da aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolarda panik yapmaya gerek yok kısacı arkadaşlar için bu seviyeler takip edilebilir 7.39 altında kapanış olursa Dolar-TL kurunda bir miktar arkadaşlar stop yapılabilir. Fakat tekrardan 7.39 üstüne kapanışlar olursa tekrardan geri dönüş yapılabilir. 7.39'un önemi aşağıda Dolar-TL kurunun buradan bir 10-15 kuruşluk daha aşağı yönlü hareket etmesi anlamı taşıyacağından dolayı. 7.39 desteği bizim için önemli takip etmemiz gereken kritik bir destek. Ben şahsım adına burayı kendime stop olarak takipte de kalabilirim. Fakat buranın tekrardan yukarı kırılmasıyla tekrardan pozisyonum al yönünde olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla. O yüzden 7.39'u aşağı yönlü hareketlerde benim takip edeceğim önemli bir seviye olarak görmekteyim. Ee, dolardaki beklentimde 7.43 ve 7.63 arasında bir hareket olacağı yönünde özellikle Moody'sin almış olduğu kararlar neticesinde. Biliyorsunuz bundan önce bir Standard Poor's'un da almış olduğu kararlar vardı. Bunlar da e, maalesef e, görünümümüzü yatırım yapılamaz ülkeler arası seviyesine getirdiler. E, durum ortada arkadaşlar. Anlatacak fazla da bir şey yok. Dolar TL kurunda içerideki ve dışarıdaki olumsuz gelişmeler bizleri dolar TL kuru üzerinde hala yukarı yönlü düşünmeye sevk etmekte maalesef. Evet, dolar TL kuru ile ilgili bu hafta söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğen atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar da kanalıma abone olmayı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. What the